Bu sosyal medya gittikçe çok enteresan bir yer olmaya başladı arkadaşlar. Gittikçe garip açıklamalar görüyorum. Divan kurulunda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Galatasaray Kulübü'nden malum camia olarak bahsetmiş. Lan ne desin Fethullahçılar mı diyecek? Ne demesini bekliyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Hayır niye milleti birbirine kırdırmaya çalışıyorlar? Ne demesi lazım? Şikeciler mi diyecek? Hani sadece örnek olarak soruyorum. Malum camia demiş. Ya bunda ne var arkadaş? Malum camia demiş ya. Şampiyonluk yap şampiyon yapılmak için her yolu bir bak gören takım mı diyecek? Yanağını okşatan mı diyecek? Ne diyecek? Ya garip garip şeyler arkadaşlar. Bakın bunlar büyük camialar. Bunlar hakkında doğru konuş. Anlatabiliyor muyum? Birbirine düşürmeye çalışmayın. Ya malum camia demiş. Sinirlenip bir şey söylemeyin diye böyle söylemiş. Ne var bunu ben de çok çok söylüyorum. Hayır ne dememizi bekliyorsunuz? Ya bilmem neciler falan deyip tartışma ortamı mı çıkartacağız? Yapmayın ya. Hasan aradım ben şu lafına takıldım. Bence siz bu lafa takılın. Bunu araştırın arkadaşlar. Bak Türkiye'de bunun gibi kaç çeşit olay var. Bunu araştırın ya. Bak adam diyor ki Beşar e, good Jufi diye bir oyuncumuz var. Kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor diyor. Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalamış. Her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden? Nasıl alındığını bilen yok. Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olarak açıklanmış. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi biliyor demiş. Yani bu konuda da %100 haklı. Yani bazı salıncaklar var ki Türkiye'de üretilmiyor, Amerika'da üretiliyor. Amerikan salıncaklarına kimin bindiğini herkes biliyor. Şu kiralamışlar. <laughs> Sol kanat oyuncusu. Allah Allah. Ben cidden merak ettim. Ben de baktım 2024 Ocak ayında almışlar. Yani 25 Ocak 2024'te Yok altyapıya alınmış 2021 yılında Beşiktaş U19'a 2024 yılında gönderilmiş yani U19'a falan oynamış ben bu açıklama biraz tuhaf geldi ama neyse Ahmet Konaş demiş ki büyük ekşi TFF'si yoğun Galatasaraylı yönetim yapısıyla devam etmek istiyor Galatasaray her maçında var skandalı yaşanırken bir şekilde sezonu bitirip Euro 2024'te alınacak muhtemel iyi sonuçlarla 4 yılı tamamlamak için kredi kazanacak demiş. Vallahi eğer böyle olacaksa inşallah e, grup maçlarının tamamında Türk milli takımı kaybeder de aman ha, böyle bir şey olmaz. Yani ben Mehmet Büyükekşi'nin Adaletsiz Federasyonu sürmesindense defolup gitmeleri taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Ya ben bir Fenerbahçeli olarak demiyorum. Bir Türk futbol sever olarak söylüyorum. Lan Türk futbolundaki bütün skandallar bu herifin döneminde oldu. Kim dövmeler bu herifin döneminde oldu. Sağdan çekilmeler bu herifin döneminde oldu. Çıkıp televizyon karşısında çok ciddi imalar. Galatasaraylı Fenerbahçe'ye FETÖ'cü dedi. Fenerbahçe'li ona FETÖ'cü dedi. Bak bakalım dedi kimin posterlerinde FETÖ'cü vardı. Dedi. Kimin bilmem şeydi. Hani millet birbirini birkaç suda boğar oldu. Sosyal medyada bir yorum yazıyorum. Hemen FETÖ'cüler uçuşuyor. Arka arkaya tek tek hepsini engelliyorum. Ama bitmiyorlar. Amip gibiler. Öglena gibi. terliksi hayvan gibiler. Ya milleti birbirine kırdırmaya çalışma. Bunun döneminde oldu. Ulan Haluk Ulusoy döneminde de Galatasaray kullanıyordu da bu kadar kullanmıyordu. Neyse. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ronaldinho 2011'de Roberto Carlos ve Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye transfer olmam için çok uğraştılar. Ancak bir Fenerbahçeli yönetici engel oldu demiş. Nihat Öz demiş. Hani Fenerbahçe'nin namus davası, kas davasını çeken arkadaş var ya o. Oh. Şimdi Galatasaraylılar <laughs> o kadar güzel algı yapıyorlar ki algının kitabını yazmışlar. Algının dini üzerine test çalışması yapmışlar. Bir de kendilerine peygamber belirleme yarışındalar. O kadar diyeyim size. Diyorlar ki bak onur davasını çeken de bunlardı falan filan diye. Allah sizin elinize hiç kimseyi düşürmesin. Allah sizi sizin elinizden kurtarsın. Bu bozuk zihniyetinizden sizi kurtarsın inşallah. IPTV ve kaçak yayın kullananlara hapis cezası. <laughs> IPTV neymiş ya? Dizi, film, maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan mecralar, uzmanlar kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelinebileceği konusunda uyarmış. TRT Haber'de yer alan hata haberin kaynağı şey değil, güvenilir değilmiş. E, suç kapsamında yer almaktadır. Tespit edilirse kanun der ki karşılıksız menfaat sağlama suçu. Bu suçun da cezası hem yayın yapanı geçiniz. Sadece kullanmak suç değil ücretini öderken başka bir adli bir olaya da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV, kaçak IP TV hizmeti vermiyorlar. Normal IP TV hizmeti veriyorlar. Şimdi e, bu işi yapanlar kaçak olarak yapmıyorlar. Yeni kullanıcılardan kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor falan filan. <laughs> Genellikle bu tip ödemeler ben bir şey söylemiyim hiçbir şey olmaz bundan. Niye biliyor musunuz? Millet 500 tane suç kaydıyla sokakta geziyor, dışarıda geziyor. Bulduğunu öldürüyor. Kadın cinayetleri falan hat safhada. Süperlikte görüyorsunuz şike yapan yapana. itiraflar geliyor. Bir Allah'ın kulu da şikenin ilgilenmiyor. Demek ki futbol çok ilgilenecek bir husus değil diyorlar. Kimse sallamıyor. Buna mı ceza gelecek? Geçin ya. Ha IPTV yasaklanırsa kaçak siteler daha çok artar. Millet gider kaçak siteden izler. Yani korsan izler. Korsan olmasın diyorsanız da adaleti sağlayın. Mesela fiyat adaletini sağlayın. Ben niye Galatasaray'ın kullandığı lige para vereyim? Ben niye şampiyonun masa başında belirlendiği lige para vereyim? Diyor millet. Yani açık söyleyeyim. Maddi durumu yerinde olan çok iyi paralar kazanan insanlar bile diyor ki ben bu haram sisteme para yatırmayacağım diyor. İyi de hocam IPTV izlemek haram mı? Lan Nora Gaza televizyon izlemek haram mı diye sorman lazım. Emre Belezoğlu'ndan olay açıklamalar diyor. Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu. Fenerbahçe taraftarlarının küfürü falan filan. En iyi kadro Galatasaray'da demiş bak. <laughs> ligin en iyi kalecisi stoperi 6 numarası 10 ve 9 numarası Galatasaray'daymış. Bu bir tespitmiş. Şeyler bizde. Şunlar bizde. Fethullahçılar bizde falan diye bir video vardı ya. Onun gibi tek tek saymış. Merak ediyorum. Ligin en iyi 9 numarası Galatasaray'da. Peki. Ee, hani kafası biraz beyni biraz çalışana sorarlar ligin en çok gol atan futbolcusu hangi takımda diye. Ya da ne bileyim gole katkı sağlayan futbolcusu. Ya da ne bileyim asist katkısı yapan futbolcu diye sorulur ama neyse. Fenerbahçe niye alınıyor? Son 20 yılın en iyi kadrosunu falan filan demiş. O zaman Emre Belezoğlu siz UEFA kupasını Fetullah Gülen'den aldınız. Mesut Yılmaz'dan aldınız. Hileyle aldınız. Şikeyle aldınız. Eğer en iyi kadro buysa. Çünkü Sparta Pırak'tan 4 diyen Kopenhag'a yenilen 10 ananın geri zekalılığı olmasa Kopenhag'daki o geri zekalı 2-0'da gidip ikinci sarıyı yiyip atılmasa 6 maçta grupta 0 çekebilecek olan Galatasaray bu. Siz UEFA'da 3. olup şey Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup UEFA kupasına uzanan yolda ilerlemiştiniz. O zaman siz şikeyle kazandınız. Sizin o kupanız demek ki haram. Sizin o kupanızda FETÖ'nün falan parmağı var herhalde. Başka bir şeyin parmağı var ya da. Artık kimin parmağıysa. Eğer şu lafı diyorsan geçecek. Fenerbahçe hayalim yok demiş. Olur mu canım? Daha dur. Çalıştırdığın takımlar Galatasaray'a karşı yatıracaksın. 7'şer 8'er tane yedireceksin. Daha ile ilgili hayalin çok fazla. Fenerbahçe'yi ben istemedim. Çocukken Fenerbahçeliydim. Galatasaray'da oynadım. oynadım. <laughs> Tabi. Anneme küfür ağır oldu demiş. Sen de zaten birazcık yani dik bazı yapılar olsaydı Galatasaray taraftarı yıllardır anana zaten sövüyordu. Geçen seneki Galatasaray maçını 7-0 kaybetmek yerine en azından az kadronu çıkarıp berabere bitirseydin şu an belki hala Galatasaray taraftarı söylüyordu sana ama neyse bu sene Ankara gücü maçında yani bir kalecini falan çıkartıp 10 kişinin oynatmadığın kaldı. O Kazımcan'ı Can falan biz hala göremiyoruz neredeyse. O maçı özel transfer edildi herhalde o maçı Kadir'in oynasın diye. Neyse Fenerbahçe'yi yenmek için oynamamış zaten senin yapın bu. Normal. Biz seni çözdük zaten. Hiç sıkıntı değil. Ben e, aklıma gelmişken söyleyeyim de Allah Fenerbahçeli'yi Fenerbahçeli'yim diyenlerin şerrinden korusun. Samet Akaydın'dan bazı açıklamalar gelmiş. 7 e, maça çıkmış Panathinaikos'a giden oyuncu. Hatta arkadaşlar 7 maçta zaman zaman sonradan oyuna girip forvet pozisyonunda oynamış. Trabzonsporlu Higo ile birlikte tandem oluşturmuşlar. Şu ana kadar gol atamamış ancak bir de as bir asist yapmış. Milli takımda daha rahat oynuyor oynayabileceğim için burayı seçtim diyor. Fenerbahçe'deki performansla kıyaslamış. Milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum demiş. Bu yaşama kadar her şeyin üstesinden geldim. Trabzonspor maçı benim için kötü oldu. Biz futbolcuyuz falan filan demiş. Onu da çok önemsemiyorum. Mesela Samet Akaydın o Trabzonspor maçından sonra üstüne yediği damgayı herhalde biliyordur. Herhalde insanların ee, ne dediğini biliyordur. Ben Samet Akaydın hakkında da konuşmayacağım. Allah yolunu bahtına açık etsin. Ne diyeyim? İnşallah bon servisini alırlar da hem Fenerbahçe'ye para kazandırmış olur hem de yerlerinin peşinden gitmiş olur. Aziz Yıldırım başarıyı istemeyen şerefsizdir demiş. Ben buna eklemede bulunayım. Başarıyı istemeyen ya da başarımızı çalan da aynısıdır. Başarımızı çalan da aynısıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsi aynısıdır. Hiçbiri farklı değildir. Hepsi aynısıdır. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir Şubesi'nin açılışına katılmış. Yani bir sosyal medyada yansıyan bir videosu var. Diyor ki arkadaşlar Fenerbahçe için herkesi birlik beraberliğe çağırıyorum. Fenerbahçe'nin şu anda başkanlık gibi bir sorunu yoktur. Tek sorunu başarısızlıktır. Biz içimizdeki kavgayı sonra yaparız. O kolay iş diyor. Kavga etmek kolay. Bizim için çok kolay. Ama şimdi zamanı değil. Şimdi hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'ni kazanmaya odaklanmamız gerekiyor demiş. Sayın Hazır Yıldırım Fenerbahçe Süper Lig'i asla kazanamayacak. Konferans Ligi'ni kazanabilir ama Süper Lig'i kazanamayacak. Sebebini söyleyeyim. Yanağını okşattıranlar ve o okşattırma sebebi. Sebebini söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının telefonundan çıkan Baylok. Sebebini söyleyeyim. Hakemlerin sanki Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak yazıyormuşçasına Galatasaray'a geldi miydi değişen maç tavırları. Sebebini söyleyeyim. Gözlemcilere dahi, dahi uzanan bir silsile. Sebebini söyleyeyim. Sosyal medyada Galatasaray'a tapan kitle. Sebebini söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray yenilip elendiğinde övgüler, metiyeler dizmesi ama Fenerbahçe kazandığı zaman hani bu da kazandı yani gibi atmış olduğu sahte paylaşım. Sebebini söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takımı olması sebebini söyleyin Fenerbahçe'nin cumhuriyet ve ilkelerini koruyan bir takım olması. Sebebini söyleyin Fenerbahçe'nin bu ülkenin en garantör takım olması yani ülkenin bekası için en garantör takım olması. Sebebini söyleyin Fenerbahçe'nin zamanında cepheye kaçırdığı mermiler, silahlar. Sebebini söyleyeyim işgal kuvvetlerinin takımlarını bozguna uğratması, askerimize, milletimize moral vermesi. Sebebini söyleyin Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi tutması, Fenerbahçe'nin kulüp binası yandığında sabahın köründe gelip vermiş olduğu destek. Daha sebebini sayarım. Bir sürü de sayarım. Ama gerek yok. Aziz Yıldırım diyor ki Süper Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım. Ayrışma yapılmaması lazım. Ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Sonuna kadar doğru. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli Fenerbahçililer kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için hepimizin birlik beraberliği önemli demiş. Bakın kavgayı başlatmak isteyen arkadaşların da ifadelerini de okudum az önce. Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse? Onlar yok, ben varım. Bilmem ne derse, onlar şerefsizdir diyor. Aklı. Aklı. Bak bu kadar ağır söylüyorum diyor. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin. Başarısızlığı da bizimdir. Ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz. Çünkü taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz. Ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder diyor. Aslında çok güzel bir mesaj vermiş. Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor. Öyle bir tevafuk denk gelmiş ki arkadaşlar sabahki videom Hani sabahki videomdan esinlenerek bu konuşmayı yaptı Aziz Yıldırım deseler ben inanırım. Hani hocam senin videonu izledi de bu konuşmayı ondan yaptı diye bak. Çocukların artık Fenerbahçeli olmadığını kaydediyor. Diyor ki bunu durdurmamız lazım. Hep beraber mücadele etmeliyiz. Yapılmalı. Fenerbahçe kazanmalı. Fenerbahçe'nin bugün yani o hakem bunu yaptı. Şunu yaptı filan Fenerbahçe'nin kuruluşundan beri bunlar var. Kurtuluş savaşından beri. 1930'larda kulüp kapanma noktasına getirilmiş. Yani Fenerbahçe tarihinde hep bunlar var. Çünkü Fenerbahçe toplumda lider olan bir camiadır. Buna karşı onu yıpratmak, onu yok etmek isteyenler de olacaktır. Tabii ki diyor. Bu arada bir yorum daha bir kardeşim diyor ki hocam Fener ağlama diye çocuklara söylüyorlar ya diyor. Çocukların bedduası ne olacak diyor. Çocuklar diyor ki diyor bizi siz ağlatıyorsunuz. Ağlatıyorsunuz derken hakkımızı çalarak ve bu aşağılık cümleleri kurarak ağlatıyorsunuz. Allah bu çocukların bedduasını kabul eder. Karşı tarafın çocuklarına bir ömür boyu ağlatırsan olacak diyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Herkes hak ettiğini yaşasın. Herkes hak ettiğini bulsun. Kim kimin hakkını çalıp, gasp edip, bir de utanmadan bunu yapıyorsa Allah sorsun hesabını. 1 milyon üye hedefinin çok önemli olduğunu belirtmiş Aziz Yıldırım. <laughs> İleride anlatacağım. Bakın konuşmalar yapacağım. Bugün değil ama diyor Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu ne başka bir sorunu var. Tek sorun başarı diyor. Şu anda şampiyon olabilme şansımız var. Konferans, konferansta yem, yani yemin ediyorlar konferansta. Onu alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım. Ondan sonra kavgayı yaparız diyor. Kızgınlıkların, kırgınlıkların Fenerbahçeli olmanın önüne geçmemesi gerektiğini anlatıyor. Biz Fenerbahçeliyiz. Başarısını isteriz. Başarılı olmalı da. Bunun için de destek gerekiyorsa yaparız. Bu destek bağırıp çağırıp veya herhangi bir şeylerle olmaz. Duruşla olur diyor Aziz Yıldırım. Ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Sevgili Sercan Amzoğlu'na buradan tekrardan selamlarımı iletiyorum. Çok güzel toparlamış. İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi. Süper Lig'de en fazla gol atan. En fazla net gol pozisyonuna giren. En fazla isabetli şut çeken. En fazla gol beklentisi yakalayan. Rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan. 44 maçta %17 gol. Maç başına 2.65 ortalaması. Avrupa'da 13 maçta 11 galibiyet. Bir sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı. Daha fazlasında kendi haberinde detaylarda sunmuş. Şimdi böyle bir takım açık ara zirvede gitmesi gerekirken <laughs> kirli odaklar, kirli düşünceler, kirli zihniyetler sağ olsun, var olsun. Fenerbahçe 72 gol atarken Galatasaray Fenerbahçe'yi yakalasın Averaj'da diye nedense Trabzon maçında yaşananlar, Rize maçında yaşananlar hani Fenerbahçe'yi yakalasınlar diye çok uğraşıyorlar. Ona rağmen Fenerbahçe bir maçı eksik 72 golde. Yani aradaki şeyi anlayın diye söylüyorum. Türkiye Ligi böyle bir kollama, kayırma zaten görmedi. Göremezdi. Ama Türkiye Ligi'nin göreceği çok daha fazla şeyler var arkadaşlar. Çok daha fazla şeylere gebe bu lig. Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi 72 gol atan, en fazla gol pozisyonuna giren, 122 gol pozisyonuna girmiş, en fazla isabetli şut çeken 196, en fazla gol beklentisi yakalamış 70.43. Hani böyle bir takımı da desteklemek şart. Ha Kim Fenerbahçe'nin başarısızlığı için uğraşıyorsa zaten şerefsizdir. Şerefsizden daha ötesidir. Vatan haini'dir. Teröristtir. Her türlü şeyi içinde barındırıyordur. Kim Fenerbahçe'nin başarısızlığını istiyorsa. Unutabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe'nin ikinci forvetine bakın. Bak şu ayı. Kaç golü var? Kaç şey var? Katkısı. Fenerbahçe'nin sol kanadı Tadiç. Bir bakın kaç golü kaç asisti var? Şimanski son haftalarda durgun. Kaç golü kaç asisti var? Bir bakın ya. Cengiz Ünder son haftalarda durgun. Oynadığı dakika bazına gollerini sayın. Hani Emre Belözoğlu Galatasaray aşkıyla yana tutuşan bir Galatasaray taraftar belli ki. Ama Fenerbahçe gerçeklerine keşke gözünü değil, gönlünü değil, başka yerlerini de kapatmamış olsaydı. En azından bakabilirdi. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dominik Livakovic konusunda e, Al Nasr'ın sezon sonu bir isteği olabilir bu dediğimi de bir yere not edin. Ama Fenerbahçe'nin bazı futbolcuları kapış kapış gidecekken Galatasaray futbolcuları naniş naniş gidebilir. Kaçış kaçış gidebilir. Bakalım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurduk. Bilmem Ali Samiye'nin hedefi buydu. Ali Samiye ne hedefte bulunmuştu? Demiştik ki Ali Samiye yabancı takımları yenecek bir takım çıkartacağız. Sezonun başında ne dediler? Bu lig, bu lig takımı değil. Bu Şampiyonlar Ligi takımı dediler. Uzay takımı Şampiyonlar Ligi takımını gördük. Ha ben şunu söyleyeyim. Ben bu saatten sonra yani karşımızdakinin camianın şampiyon yapılmak için her yol denemesinin işe yaradığını söyleyeyim. Hani bu saatten sonra hiçbir hakem Galatasaray aleyhine tek bir karar dahi vermez. Var konuşmaları yayınlanacak dediler. Vara dahi gitmezler. Sezon bitene kadar Galatasaray'a ne kırmızı verirler, ne rakiplerine penaltı verirler, ne de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına izin verirler. Bu kirli düzeni sağlayan, sürdüren, savunan kim varsa Allah hepsini bildiği gibi yapsın. Yani Bet edecek kadar kıymet vermiyorum size. Adam yerine koymuyorum sizi. Küfür edecek kadar adam değilsiniz. Karakter şu bu. Ben sizi gözümde hani e, sıradan bir toz tanesi olarak görüyorum. O yüzden umursamıyorum bile. Siz Türk futbolunun kanser hücresisiniz. Bu kirli düzeni sağlayanlar var ya. Ya da sürdüren ya da savunanlar. Umarım bir an önce yok olursunuz toz taneleri. Umarım birbirinize düşüp Birbirinizin açıklarını tek tek itiraf edersiniz. Ben Fenerbahçe'mden şunu istiyorum. Ligde Avrupa'da kalan tüm maçları kazan göğsümüzü kabart. İyi de hocam kalan tüm maçları ligde kazansa şampiyon oluruz. Fenerbahçe ligde kalan bütün maçları kazansın Galatasaray arkasına aldığı o kirli güçlerle, kirli düşüncelerle, zihniyetlerle, ilişkileriyle ya da temiz ilişkileriyle, temiz güçleriyle o Fenerbahçe kazanmasına rağmen fazladan kendine 3 puan eklettirip yine kendini şampiyon ilan ettirir. O kadar diyeyim size nasıl yani olsa Süper Lig'de lobisi, bağlantısı, ağıdı, feryadı, arkasında duranı güçlü olanı şampiyon yapılacak. O yüzden Cumhuriyet'in takımı Fenerbahçe asla hak ettiği şampiyonuna izin verilmeyecektir. Algı üstüne algı yapacaklar. Bak net doğrandığımız maçta bile çıkıp sosyal medya güçlerini kullanıp mağdur rolünü ürettiler rakiplere. Ağlayacaklar, yaptılar, daha da yapacaklar. Yalan algılar, <laughs> çoluk çocuğunun baş üstüne yeminler, çocuklarını kanser göstermeler, eşlerini kanser göstermeler, her şeyi, her şeyi beklerim. Yani her türlü algıyı beklerim. Sosyal medyada öyle bir algı var. Yani yeminler edecekler, sürdürecekler bir şeyi. Ama işlerini elle geçirdikten sonra, istediklerini yaptıktan sonra ne ortada hastalık kalacak, ne sıkıntı kalacak, ne başka bir dert kalacak. Ya Fenerbahçe taraftarı olarak savunduğumuz değerlerle, vatan savunmasını hazırladığımız gençlerle, cumhuriyet bekçiliğimizde 7 düvelin korktuğu güçlere dair tek başımıza savaşmamız her daim gurur duydum ben buna ve duyacağım. Umarım sosyal medya gücüyle Fenerbahçe'yi düşman gösterenlerin gerçek yüzü ve kime hizmet ettiklerini de diğer camialar hızlı bir şekilde anlarlar. Diyeceklerim bu kadar. Bu seneki haksız haram şampiyonluğunuz hayırsız, uğursuz ve belalı olsun Galatasaray. Tebrik ediyorum. Şampiyon olmak için her türlü haram yolu denediniz ve başardınız. Tebrikler ülke futbolunu da bitirdiniz. Ülke futbolundaki adaleti de bitirdiniz. Size karşı tek iyi niyet temennim şu. Umarım şampiyonluk posterlerinizde yine saklamak zorunda kalacağınız isimler olmaz. Umarım Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalır da kimse bu cumhuriyete bir şey yapamaz. Umarım bir gün adalet sizin sokağınıza da uğrar. Kadıköy Sokak YouTube kanalı sahibi aynı zamanda tek video çeken kişisi olarak Twitter'da Fenerli Duyum hesabının sahibi olarak aynı zamanda bir Müslüman olarak bir adalete inanan dürüstlüğe inanan dürüstlüğün güzel bir erdem olduğunu düşünen bir insan olarak her şeyi geçtim. Her şeyden öte. Her şeyden öte. Sade bir vatandaş olarak bunları temenni ediyorum. İzleyen, beğenen herkese teşekkürler. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü Deccali de karşı tarafta, şeytanı da karşı tarafta. Görüşmek üzere. Yani karşı tarafta derken, karşı tarafın destekçisi. Kümleler çünkü bunlar öyle algıcı, bunlar öyle manipülasyoncu, bunlar öyle malum taktikleri çok iyi biliyorlar ki siz ve yanınızdakiler, yanınıza aldıklarınız Fenerbahçe'ye düşman olan, sizin gibi düşünen, sizin zihniyetinizde olan, Türk futbolunu baltalayan herkesi Allah bildiği gibi yapsın.